Merhaba bu programa web yayıncılığı araçları ders kitabının 3. ünitesinde yer alan web yayıncılığında HTML editörleri bölümüyle başlayacağız. Programda HTML ve HTML etiketleri, HTML editörleri, tasarım editörleri ile web tasarımı, web sitelerini, yayınlama başlıklarını ele alacağız. Web siteleri insanların eğlence, eğitim, alışveriş, bankacılık gibi faaliyetlerine olanak veren ve herkes tarafından kullanılan yapılardır. Günümüz düşünüldüğünde geliştirilmesi kolay olan internet sitelerinin tarihine bakıldığında 1990'ların başına gitmek gerekmektedir. Tim Berners-Lee tarafından 1990 yılında HTML dilinin geliştirilmiş ve sonrasında World Wide Web yani dünya çapında ağ geliştirilmiştir. Web siteleri farklı amaçlarla kullanılabileceği gibi geliştirilmesi aşamasında da statik ve dinamik web siteleri diye ikiye ayrılmaktadır. Statik web siteleri isminden de anlaşılabileceği gibi durağan güncellemesi az olarak tanımlanabilir. Her kullanıcı için tarayıcı da aynı görünüme sahiptir ve kullanıcı ile web sayfası arasında etkileşim basit form yapıları dışında yok denebilir. Bu tür web siteleri genellikle HTML ve CSS ile oluşturulur. Dinamik web siteleri kullanıcıların web sayfasındaki bilgilerle etkileşim kurmasına olanak sağlayan sitelerdir. HTML ve CSS kodlarının yanı sıra sunucu taraflı kodlama dilleri olan JavaScript, PHP veya ASP gibi diller kullanılır. Bu tür web sitelerinde kullanıcı yönetim panelleri olur ve kullanıcılar kodlamaya ilişkin hiçbir bilgileri olmadan web sayfalarında güncelleme yapabilirler. Hypertext, markup, language kelimelerinin kısaltması olarak kullanılan HTML dilimize hyper metin işaretleme dili olarak çevrilmiştir web sayfalarını oluşturmak için kullanılan standart bir metin işaretleme dilidir. HTML programlama dili değildir. HTML kodlarıyla yazılan bir içeriği ancak bu dili yorumlayan programlar aracılığıyla görüntülemek, çalıştırmak mümkündür. HTML kodlarını görüntülemek için web tarayıcıları kullanılmaktadır. HTML ile yazı, görüntü, video gibi içerikleri sayfalara eklemek ve eklenilen sayfaları da birbirlerine bağlamak mümkündür. Bu şekilde oluşturulan sayfalar web sayfalarını oluşturmaktadır. HTML ile web sayfaları oluşturulurken bazı standartlara da uyulması gerekmektedir. Bu standartlar 1994'te Tim Berners-Lee tarafından MIT ve CERN bünyesinde kurulan dünya çapında A konsorsiyumu tarafından belirlenmektedir. HTML editörleri ise web sayfalarının tasarımı yapılırken kullanılan programlardır. HTML kodlarının oluşturulmasında, düzenlenmesinde ve hataların kontrolünde tasarımcılara kolaylık sağlayan araçlardır. HTML editörlerinin en önemli özelliği kodların yazılmasına ya da düzenlenmesine olanak sağlaması değildir. Çünkü bu işlemleri not defterinde veya Apple Pages'te yapmak da mümkündür. Ancak hataların gösterilmesi ve bu hataların düzeltilmesi için HTML editörleri önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra bazı HTML editörleri menülerle, komutalarla veya fare yardımıyla tasarıma olanak sağlamakta ve bazı durumlarda kullanıcıların HTML kodu yazmasına gerek kalmamaktadır. Yazılan kodun aynı anda web sayfasında nasıl göründüğünün görüntülenebilmesi de önemli bir özelliktir. HTML editörlerinden bazıları şunlardır: Atom HTML editörü, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime Text, Adobe Dreamweaver CC, Bluefish Editor, Google Web Designer. Atom HTML editörü çapraz platform düzenleme olanağına sahiptir. Yani farklı işletim sistemlerinde çalışabilir. Atom'da dahili paket yöneticisi ile yeni paketler aranabilir, kurulabilir ve tasarımcılar kendi paketlerini oluşturabilir. Bilgisayara kurulumu yapılan Atom HTML editörünün arayüzü ekranda görüldüğü gibidir. Notepad++'da not defterinde bulunmayan çok işlevlerin yapılmasına olanak sağlayan menüler, komutlar ve kısa yollar mevcuttur. Notepad++ kod tamamlama birden fazla sayfa ile sekmeler aracılığıyla aynı anda çalışabilme, sürükle bırak desteği, söz dizimi renklendirmesi, makro kaydedebilme ve oynatma gibi birçok özelliği ile tasarımcıların kullanımına sunulmaktadır. Güncel sürümü 8.4 olan Notepad Plus Plus'ın arayüzü ekranda görüldüğü gibidir. Visual Studio Code Editör'de ise üzerinde doğrudan hata ayıklama yapılabilmekte, git ile yerleşik komutlar kullanılabilmekte, yeni diller, temalar eklenebilmektedir. Bu özellikleriyle tasarımcıların kullanımına uygun bir editördür. Visual Studio Code'un kullanıcı arayüzü ekranda görüldüğü gibidir. Sublime Text'te işaretleme dili için söz dizimi tanıma ve renklendirme özelliği de bulunmaktadır. Sublime Text'in bölünmüş düzenleme özelliği ile tasarımcılar geniş ekran monitörlerde kolaylıkla tasarım yapabilmektedir. Sublime Text'in kullanıcı arayüzü ekranda görüldüğü gibidir. Adobe Dreamweaver CC basitleştirilmiş akıllı kodlama motoruyla dinamik web siteleri oluşturabilmektedir. Bu gibi özellikleri ile profesyonel web tasarımcılarının kullandığı bir editördür. Adobe Dreamweaver CC'nin kullanıcı arayüzü ekranda görüldüğü gibidir. Basit bir arayüze sahip olan Bluefish'te birçok işlem rahatlıkla yapılabilmektedir. Bluefish, düzenli ifadeler, alt şablon değiştirme ve diskteki dosyalarda arama ve değiştirme desteği ile verimli ve güçlü bir şekilde arama yapma ve değiştirme seçeneği sunmaktadır. Bluefish'in kullanıcı arayüzü ekranda görüldüğü gibidir. Google Web Designer, etkileşimli HTML5 reklamları ve diğer HTML5 içeriği oluşturmak için Google tarafından geliştirilmiş ve Windows, Mac ve Linux gibi farklı işletim sistemli cihazlarda çalışabilen sürükle bırak yöntemiyle web sayfası oluşturma aracıdır. Google Drive, Display Video 360 ve Google Ads gibi Google ürünleriyle bütünleşik olarak çalışabilen Google Web Designer, tasarımcıların animasyon hazırlama ve etkileşimli öğeler kullanmasına olanak tanıyan ücretsiz bir araçtır. Google Web Designer'ın kullanıcı arayüzü ekranda görüldüğü gibidir. Web tasarımı yapmak, web yayıncılığının ilk çıktığı dönemleri düşünüldüğünde, günümüzde bazı editörlerin sürükle bırak yöntemiyle dahi web sayfası geliştirilmesine olanak tanıdığı düşünüldüğünde web tasarımının kolaylaştığı söylenebilir. Web tasarım sürecine yeni başlayanlar için bu tür editörler tasarımcıların işini kolaylaştırmaktadır. Notepad++ Plus Plus, Windows işletim sistemli cihazlarda kullanılan bir uygulamadır. Arayüzü not defterinde olduğu gibi basittir ve not defterinde bulunmayan önemli işlevleri bulunmaktadır. C++ dili ile geliştirildiği için isminin sonunda plus plus işaretleri bulunmaktadır. Notepad++ ile web tasarımı yapabilmek için HTML diline hakim olmak gerekmektedir. Çünkü tasarımcılar bütün kodları adım adım kendileri yazmaktadır. Bazı editörlerde HTML'in HTML, head, body gibi etiketleri sabit gelirken Notepad++ da böyle bir durum söz konusu değildir. Bir web sayfasında bulunması gereken kodlar başlangıçtan itibaren adım adım yazılarak yapı oluşturulur. Bir içeriğin internet ortamında yayınlanabilmesi için alan adına ve sunucuya ihtiyaç duyulmaktadır. Alan adı genel olarak www.alanadi.com şeklinde bilinmektedir. Alan adı web sayfasının içeriğine göre belirlenir ve bir yıllığına alan adı hizmeti sunan işletmelerden alınır. .com gibi uzantıların yanı sıra .net, .edu, .org gibi daha birçok uzantılar da mevcuttur alan adı alımından sonra web sitesinin içeriklerinin tutulacağı, saklanacağı bir sunucuya gereksinim duyulmaktadır. Sunucularda web sayfalarının özelliklerine göre sunucu hizmeti veren işletmelerden bir yıllığına alınabilmektedir. Alan adı ve sunucu hizmetleri her yıl yenilenmektedir. Bu programda web yayıncılığı araçları ders kitabının 3. ünitesinde yer alan web yayıncılığında HTML editörleri bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan HTML ve HTML etiketleri, HTML editörleri, tasarım editörleri ile web tasarımı, web sitelerini yayınlama başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.